Türkiye seçimlerin ardından artık eski Türkiye değil. Hepimiz bunun farkındayız. Devletin kasasındaki parayı seçimi kazanmak için son kuruşuna kadar harcayan, har vurup harman savuran iktidar şimdi vatandaşlarından haraç kesmeye başladı. Akaryakıta, anayasaya aykırı olarak yapılan ÖTV zammı iğneden ipliğe her şeyin fiyatına daha bugünden artış getirmiştir. Bu zamlarda aynı bir domino etkisiyle yaratarak devam edecektir. Vergilere hoyratça zam yapan iktidar sıra emekliye, emekçiye ve dar gelirliye gelince duymaz, görmez ve dilsiz oluyor. Kasamız şu anda tam takır. Devletin kasası bu hale geldi. Şimdi iktidar para bulmak için kapı kapı dolaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Körfez ülkelerine gitmeden yola çıktığı zaman ona bazı sorular soruldu, açıklama yaptı. Kamunun elinde kalan son varlıklarını da satılacağına yönelik iddialar için Sayın Cumhurbaşkanı neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz diyerek itiraf gibi bir açıklama yapmıştır. Geçmişte ben ülkemi pazarlamakla mükellefim diyen birinden ancak da başka bir şey beklenmesi mümkün değildi. Bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Sarayın itibarından tasarruf etmek yok arkadaşlar. Beşli çetelere aktarılan milyon dolarlar için bir tasarruf yok arkadaşlar. Milletimize nefes aldıracak hiçbir adım yok. Şunu biliyoruz ki artık Erdoğan'ın hiçbir iradesi kalmamıştır. Ekonomisine, bürokrasisine kayyum atanmış bir Türkiye ve sözde onu yöneten, yönettiğini zanneden bir iktidar bugün iş başındadır. Çarşıyı, pazarı, mutfağı yangın yerine çevirdiler ve sonrasında meclisi tatil ettiler. Yani biliyorsunuz, hepiniz çok iyi hatırlarsınız, seçim meydanlarında pek çok sözler verildi, vaatler vardı. Meclis göreve başlar başlamaz esnafın emeklilik prim günü sayısı düşecekti. Vergi dilimleri yeniden düzenlenecekti. İşte bunlar mecliste konuşulmasın diye hemen meclisi tatil ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak meclisi bu konuda olağanüstü toplantıya çağırdık. İktidar ortakları çalışmayı reddetti, tatile çıktı. Evet, çarşı, pazar, mutfak yangın yerine dönüşmüşken, vatandaşımız bu denli sıkıntı içindeyken, millet iradesini temsil eden yer, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün tatil yapamaz arkadaşlar. Milletimiz hem kendilerini acilen rahatlatacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini hem de ekonomideki sorunlara çözüm bekliyorlar. Değerli arkadaşlar, iktidar milletimizin canını yakan bu sorunları gündemin dışında tutmak için farklı tartışmaları, konuları üzerinden algı yaratmak yönetimini, faaliyetini yürütüyor. İktidar fabrikaları yabancılara satmış, vatandaşlığı satmış, ormanları satmış, Muğla Akbelen'de beşli çeteye binlerce ağacı kestiriyor. Sonra geride kalan 3-5 tane çıplak ağacın gölgesine sığınıyor. Doğayı ranta teslim ederseniz yarın yiyecek ekmek bulamazsınız. Bakın şunu söylemek isterim, ben Samsunluyum. Benim de bölgemde seller yüzünden tarım arazilerinde ürünlerimiz çürüdü. Fındık bahçeleri, tonlarca fındık selle denizlere aktı. Bunlara ancak doğru çözümler üreten bir iktidar olursa dur diyebiliriz. Şimdi turizm sezonundayız. Allah aşkına hangimiz bırakın tatili köyümüze giderken yakıt parasını düşünüyoruz? Böyle tatile bir çıkma olanağımız var mı? Bugünün aldığını yarın aynı fiyata alamıyoruz. Esnaf da aynı dertten müzdarip. Benzin artık olmuş neredeyse, bugün 36.6 idi biz benzin alırken, 40 liralara dayandı. Türkiye'ye 17 milyon nerede ne olduğu belirsiz sığınmacı doldurulmuş. Sizler hastanede sıra alamazken onlar bedava doktor, bedava ilaç alıyor arkadaşlar. Yani bugünkü iktidarla artık Türkiye
yönetilemiyor. Tabii ki seçimleri geride bıraktık. Önümüzde tekrar bir yerel seçimler geliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin sigortasıyız. Genel seçimlere çok iyi hazırlanmıştık. Genel başkanımız da partimiz de altılı masayla kazanmak üzere seçime gittik. Evet, seçim kaybedildi ama bundan sonra biz ülkenin bugünkü olayları yaşadığı bu zamlarla beraber, ki artık inanın yine de vatandaş bizlere sarılıyor yolda ki geçinemiyorum diyor. Gece benim 12'ye kadar, 1'e kadar inanın gece 12'de 1'de telefonum çalıyor. Ben diyor öğretmenim diyor, eşim de emekli. Pazarda diyor 1000 liraya diyor sepetimi dolduramadım diyor. Gündem budur arkadaşlar. Sahada sadece örgütümüz, biz kamuyla olanaklarıyla sahaya inen iktidar tarafıyla yarıştık. Kaymakamı, valisi hepsi sahadaydı. Biz örgüt olarak sahadaydık ama onlar devletin tüm imkanlarıyla. Bahsettiğim konuşmamda da basını açıklarken zaten seçim sebebiyle de kasasını bitirdi. Devletin kasasında har vurup harman savurdu. Bu şekilde yarışa girildi. O yüzden biz seçim kaybedildi, iktidar olamadık ama önümüzde bir yerel seçim var. Yani yerelleri kazanacağız, ona inanıyoruz. 2019'da da aynı durumdaydı biliyorsunuz. Kimse inanmıyordu. Ama doğru adaylarımızla, örgütümüzle beraber vereceğimiz kararlarla mutlaka o başarı gelecek. O süreç çok farklı. Şimdi herkes konuşuyor tabii ki. Biz seçim atlattı. O seçim, önümüzdeki yerel seçim takvimi yaklaştığında neler olacağını hiç bilmiyoruz. Türkiye'de gündem zam dışında anında değişiyor biliyorsunuz. Ama zamlar sabit kalıcı olanlar. Yani vatandaşın da artık şu anda sadece zamlara gelecek endişesi duyuyor. İnsanlar çocuklarını okula nasıl göndereceğin endişesini duyuyor. En önemli konu bence, yani bugünün konusu, insanların hayatta yaşamlarını nasıl devam ettireceklerini, açız diyor. Bakın memur açız diyor. Ben karı koca emekliyim, 1000 liraya pazarda diyor. Sebze aldım, ben ne yiyeceğim diyor, kiramı ödeyeyim diyor. Hep diyorlar değil, böyle de olmadı arkadaşlar. Bakın bugün şey açıklandı, en ağın yıllık faizi %122, TÜİK %47.8 enflasyon rakamı açıkladı. %47.8. Yani biz bu enflasyon rakamlarıyla nereye gideceğiz? İnanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütsel ya da yapısal sorunlarıyla alakalı değil. Biz zaten önümüzde kongre süreci başladı. Kurultaya gidiyoruz. Ama burada emin olun ki vatandaş partide ne olmuş onu düşünmüyor. Ben sadece açlığını biliyor. Bana gelenler öyle, bilmiyorum ama akşama kadar şikayet. Siz de pazara gittiğinizde karşılaşıyorsunuzdur. Değil mi? Yani insanların açlığıyla. İnşallah o konuda da daha iyi günler göreceğiz. Mutlaka değişim olacaktır ülkemiz adına. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.